Mehmet Usta yıllarını inşaatçılık işine harcamış, yaşlı ve yorgun bir insandı. Eşi Ayşe ve kızı Gamze ile eski döküntü bir evde yaşamaktaydı. Bu küf kokulu evin kahrını senelerdir çekmekten ailece usanmışlardı. Elinden yüzlerce daire geçmiş, her bir tuğlasına alın terini dökmüştü. Kızı evlilik çağını geçmiş, eşi ise hastalıklarla boğuşmaktaydı. Bazen şapkasını önüne koyar, ''Yıllarımı verdim, bir vücut eksittim. Sahi bunun bana getirisi neydi?'' diye düşünür, bazen gözleri dolar, bazense garip bir tebessümle gülerdi. ''Neyse en azından güzel bir şey olacak, sonunda emekli olacağım.'' dedi. ''Belki o zaman biraz da olsa gün yüzü görürüm.'' diyerek derin hayaller kurmaktan daha kendini alamazdı. Hayat bu ya, belki de bunca emeğin karşılığı aylık düzenli bir maaşta gizliydi. Eşiyle atışır, bazen de hayallerine ortak olması için düşüncelerini alırdı. Mehmet Usta birçok şeyi doğru yapsa da hayat şartlarının ağırlığı altında ailesiyle birlikte ezilmekteydi. Emekliliğine az bir zaman kala işin yolunu tuttu. Derken bir gün patronu Mehmet Usta'yı yanına çağırdı. ''Gel Mehmet Efendi, hayat nasıl gidiyor? Emekliliğe de az kaldı. Halin keyfin nasıl?'' diyerek sordu. Mehmet Usta, ''İyi çok şükür. Kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. İnşallah emekliliği bekliyorum dört gözle kısmetse.'' diyerek ekledi. Patronu Akif onu övdü. Yere göğe sığdıramadı. Yaptığı işlerden çok memnun kalmıştı. Haklı ya, çok hakkı geçmişti. Mehmet Usta'ya minnet dolu gözlerle bakarak, ''Senin emeğin bize çok geçti. Biraz daha kalmayı, bizimle devam etmeyi düşünmez misin?'' diye sordu. Mehmet Usta biraz yorgun, biraz da bıkmış bir şekilde, ''Artık gitmek isterim. Yılların yorgunluğunu taşımak bana da bu bedene de ağır geliyor.'' dedi. Bunu duyan patron, gözlerini yerdeki eski ahşap parkelere dikti. Bir dakika kadar düşünceli ve sessiz kaldı. Mehmet Usta bu olana anlam veremedi. Ne düşünüyordu? ''Bu adam gider ayak bana sorun sıkıntı mı çıkartacak?'' diye düşüncelere daldı. Derken patron eski deli koltuğundan heyecan içinde kalkarak Mehmet Usta'ya yanaştı. Elini Mehmet Usta'nın omzuna attı. ''Bak ustam, ben birazdan çıkacağım. Vakit kısıtlı. Yarın ofise gel, seninle bir şey konuşacağım.'' dedi. Mehmet Usta ağız ucuyla ''Olur, uğrarım.'' dedi. Öyle ki ustanın canı sıkılmış, kafasında deli sorular evin yolunu tuttu. Bir iş vardı bu işte. Her şey bitecek, Mehmet Usta artık rahat erecekti. Bu patron milleti hep ağız tadı kaçırır cinstendi. Patron da evine varıp önce huşu içinde namazını eda etti. Sonrasında çalışma koltuğuna oturdu. Kafasındaki şeyi enine boyuna düşündü. Akif patron babacan, sevecen, dini bütün bir adamdı. Mehmet Usta dahil hiçbir çalışanın hakkına girmemişti. Çünkü o da bu yollardan çok küçük yaşlarda geçmişti. Bu sektörün ne kadar zorlu olduğunu bilen, Allah korkusu olan, hak hukuk gözeten bir adamdı. Derken sabah olmuş, Mehmet Usta yataktan saatinden önce kalkmıştı. Kafasındaki sorular yakasını bir türlü bırakmadı. Sebebini bilmeden garip bir gerginlik içindeydi. Kahvaltı etmeden işin yolunu tuttu. Sokaktan bir simit alıp doğruca iş yerine vardı. Apar topar bir şeyler atıştırıp patronun ofisine baktı. ''Fırsat bu fırsat.'' dedi, içeri daldı. Kimse yoktu. Saat erken, hayret. Bugün patron erken gelmemişti. İyice kendini dolduruyor, her şey üstüne alınır hale gelmişti. Arkadaşlarının yanına geçti, onların ağzını aradı. Yok, kimsenin bir şey bildiği yok edasında. Stresten, meraktan yerinde duramaz haldeydi. Derken arabanın kapı sesini duyunca dışarı fırladı. ''Akif patron, o ustam sabah şerifleriniz hayırlı olsun.'' dedi. ''Günaydın beyim, iyiyim sağ olun. Beni çağırtmıştınız, geldim.'' Patron yüzünde tatlı bir gülümseme, ''Hoş geldin. Sözü uzatmayacağım, seni merakta bırakmayayım daha fazla. Madem gidiyorsun, gitmeden kendine son bir iyilik yap. Yarım kalan şu son daireyi tamamla.'' dedi. Mehmet Usta bu işe bir anlam veremedi. Parasını ekstradan alacağını söyleyince yarı istekli yarı isteksiz kabul etti. Gel zaman git zaman Mehmet Usta daireyi yarım yamalak, hiç üstünde durmadan bitirdi. Ne malzemesine özendi ne sıvasına. Kendince haklıydı.
Nereden çıkmıştı bu iş? Emekli olacaktı artık. Biraz huzura erecekti. Bunu pekala yapabilecek bir sürü insan vardı. Neden ben? Demekten kendini o daire bitene kadar alıkoyamadı. Bir yandan kızıyor, bir yandan eski günlerde olsa böyle bir işçilik yapmayacağını da biliyordu. Emeklilik cazibesi iş ahlakına engel mi oluyordu? Daire bitti ama ustanın da sinir katsayısı tükenmek üzereydi. Çünkü kafasının içi susmuyordu, susturamıyordu. Patron ustayı yanına çağırdı. Demek bitti. Burası artık senindir. Mehmet usta afalladı. Anlamadım beyim, nasıl yani? Açık ve net sana kendin için bir iyilik yap dedim ve hakkının karşılığını içimden gelerek sana bu şekilde takdim etmek istedim dedi. Mehmet usta o an ne yapacağını şaşırdı. O duygu, panikle karışık üzüntü, vicdanla utanma arası tarif edilemez bir döngüydü adeta. Tüm ruhunu sardı. Zaten bu ruh haliyle tam bir teşekkür dahi edemedi. Fakat Akif patron alınmadı. Heyecan ve sevincine verdi. Tek sözcük çıkabildi ağzından. Minnettarım. Akif patron yaptığı iyiliğin verdiği keyifle ıslık çala çala uzaklaştı oradan. Normaldi. O bir iyilik yaptı ve yaşlı adamın hayatına sihirli bir değnekle dokundu adeta. Ama özensiz yapılmış bir daire var. Eksik yapılmış bir iş var. Mehmet usta kendi yuvası olduğunu bilseydi burayı bu özenle yapar mıydı? Kesinlikle hayır. En kaliteli malzemeyi seçer, bol bol kullanır, çivisine kadar özenir, inceler sık dokurdu. Artık çok geçti. İstediği şey bir anda olmuş, artık kendi evinin sahibiydi. Ama neye yarar? Özensiz bir işçilik ve daire. Üstelik yapılan iyiliğe karşılık bu davranışı bildiğim bir kötülüktü. Öyle ya, ilahi adalet bir anda eşsiz bir düzenekle kalbindekini önüne sermişti. Bu duygu ve düşünceler hiç gitmedi aklından. Ailesine müjdeyi verecek ama eksik parçalar doğrultusunda verecekti. Bunu duyan eşi ve kızı havalara uçtu. Mehmet Usta'ya dönüp baktılar. Boynu bükük, sevinci yarım. Fakat çok mutlulardı. Artık çatısı akmayan bir ev, rutubet kokmayan odalara olacaktı. Eşyaların çoğunu yanlarına almadılar. Eşi Ayşe, yeni eve yeni eşya yakışır. Biraz da biz gülüp rahat etmeyelim mi bey dedi. Eşi, elbet elbet diyerek cümleyi yarıda kesti. Cidden bu adamın nesi vardı? Bir ev, bir emeklilik. Şimdi bu keyifsizlik neden? Eskiden çalışıp eziyet görürken daha mı iyiydi? Yok, ona rahat batmıştı. Fakirliğe, düşkünlüğe alışmıştı. Gel zaman, git zaman, taşınma günü geldi. Yeni ev heyecanı bir tek Mehmet ustayı sarmamıştı. Hala utanç içinde, vicdan azabı da yakasına yapışıp kalmıştı. Ev temizlendi, eşyalar taşındı. Nihayet anne kız derin bir oh çektiler. Baba ise sadece derin bir of. Üstelik eşi ve kızına anlatamadı bu durumu. İçine attıkça içi içini yedi. Ne emekliliğe sevindi ne de eve. Bu kendiyle arasında bir utanç ve sır olarak kaldı. Gamze sabah uyanıp perdeleri açtı. Temizliğe girişti. Annem yeni evin temizliğini yapmak bile huzur veriyor insana dedi. Annesinin de mutluluktan gözleri dolmuş, övünerek hak ettik kızım dedi. Gamze o gün balkonu da yıkayacaktı. Kovasını fırçasını aldı ve balkona çıktı. O kadar keyifliydi ki babasının yaptığı daireyi temizlemek ona nasip olmuştu diye düşündü. Bu keyif içerisinde kaybolmuş, dikkati de oldukça dağınıktı. Suyu döküp betonu yıkamaya başladı. Balkon demirinin yan kısmı sallanmaktaydı. Bir ara kuvvetle demire yaslandı. Demir yerine tam gömülmemiş, çıkık bir haldeydi. Gamze bir anda neye uğradığını anlamadan çıkan demirin arasından sıyrılıp beton zemine düştü. Babası düşünceler içinde savrulurken bir anda gelen kütürtü sesine irkildi. Koşarak balkona doğru gitti. Gördüğü manzara içler acısı ve korkutucuydu. Mutfaktaki eşine bağırdı. ''Koş, yetiş koş!'' Kadın korkudan elindeki bardakları fırlatarak geldi ve işte o mutluluğun ardından dünyaları başlarına yıkılmıştı. Gamze apar topar hastaneye kaldırıldı. Kolunda kırık, vücudunda çatlaklar var. Birkaç gün hastanede kaldılar. Bu acı olayı duyan Akif patron da geldi.
Mehmet Usta'ya olanları sordu ve aklı almadı bu durumu. Üstelik yaptığı iyiliğin bu şekilde acı bir kazaya sebebiyet vermesi yüzünden kendisi de oldukça vicdan azabı çekti. Öyle ki Mehmet Usta da kendi acısına mı yansın, yoksa adama karşı mahcubiyeti daha da mı artsın, artık ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Arap'ta kalmak dedikleri bu olsa gerekti. Kelimeler dilinin ucuna geldi, fakat bu durumu senelerdir ekmeğini yediği, üstelik kendisine böyle bir iyiliği dokunmuş bir insana nasıl söylerdi? Üstüne bunca dert yetmezmiş gibi kızının başına gelen olaylardan da kendini suçladı. Yapılan iyiliğe şüphesiz ki iyilikle karşılık vermek gerekirdi. Kendisinin yapmış olduğu bu ihmalkarlık artık kendi içinde kabul göremez bir hal almaya başlamıştı. Kafasına koymuştu. Kızı hastaneden çıktıktan sonra ailesiyle de patronuyla da olan biten her şeyi konuşacaktı. Konuşmasına konuşacaktı ama herkesin gözüne nasıl düşeceğini, var olan bir parça saygınlığını da nasıl kaybedeceğini düşünmeden kendini alıkoyamıyordu. Hastaneden çıkış günü geldi. Taksiye binip eve geçtiler. Kızı odasında istirahat ediyordu. Eşi zaten hastaydı. Üstüne üstlük şimdi de kızıyla ilgilenmek durumundaydı. Bunalmış bir vaziyette kendisini evden dışarı attı. Belki de o gün bugündü. Artık patronuyla yüzleşip her şeyi anlatacaktı. Patronunu ofiste bulamadı. Telefonunu aradı fakat açan olmadı. Evinin adresini biliyordu. Bir cesaret kendini patronunun evinin kapısının önünde buldu. Kapıyı açan oğlu Selim'di. Çekinerek kısık bir sesle "Oğlum baban evde mi?" dedi. Selim "Babam camiye gitti, birazdan gelir. Buyur içeri gir." diyerek kendisini salona davet etti. Ezile büzüle gördüğü ilk koltuğa oturdu. Kısa bir hal hatır sohbet ettiler. Oğlu da aynı babası gibi. İyi, sıcakkanlı bir çocuk diye içerisinden geçirdi Mehmet Usta. Her iyilik gördüğünde kendini iyi hissetmek yerine aksine daha da kötü hissetmekteydi. Derken kapı çaldı ve Akif patron içeri girdi. Karşısında Mehmet Usta'yı görünce bir anda afalladı, şaşırdı ve panikledi. ''Kızınız iyi mi ustam?'' dedi. Usta önüne bakarak ''Sağ olun, sağlığınıza duacıyız.'' dedi. ''Sizinle bir şey konuşmam lazım. Müsait miydiniz? Kusura bakmayın, rahatsız ettim.'' diyerek başladı olan biten her şeyi açıklamaya. Bunları duyan patron, üzüntüyle birlikte bu kadar güvendiği bir işçisinin bu ihmalkarlığını anlamakta zorluk çekti. Haklı ya, senelerdir yanındaydı. Bir kusurunu, yanlışını görmemişti. Aksine kendisine birçok faydası dokunmuştu. Bu evde bunun mükafatı olarak ona hediye edilmişti. Sözler adeta boğazına düğümlendi. Önüne baktı, etrafı derin bir sessizlik sardı. Söyleyecek tek bir kelime bulamadı. Mehmet Usta'nınsa bu sessizliğe tahammülü yoktu. Çünkü içinde büyük bir kavga ve gürültü vardı. Müsaade isteyerek oradan hızlıca uzaklaştı. Bu kısım oldukça zor olsa da evdekilere bu durumu izah etmek daha da zordu. Hatta hasta bir eş ve hasta yatağında bir kız. En azından kızı iyileşip ayağa kalkana kadar biraz daha bekleyebilirdi. Kafasındaki bu düşünceyle ertelemenin verdiği bir parça huzur bulabildi. Kaçış bazen rahatlık verir ve bizler bu konforu huzur olarak algılayabiliriz. Deyim yerindeyse korkunun ecele faydası yoktu, o gün gelip çattı. Eşini ve kızını karşısına alıp her şeyi ezile büzüle utanarak, çekinerek anlattı. Kızı ve eşi gözyaşları içerisinde babasını dinledi. Babasının içinde kopan bu kıyamet artık anne ve kıza da bir parça sıçramıştı. Anne kız bir süre Mehmet Usta ile konuşmadılar. Yemek hazırlanır, sofraya konulur, ondan önce yer kalkar ve yedikten sonra toparlardı. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Bu küskünlük, kırgınlık böylece uzayıp gitti. Sahiden Mehmet Usta ne ummuştu ne bulmuştu. Önünde rahat edeceği bir emeklilik, başını sokabileceği yeni bir yuva varken, senelerdir hayalini kurduğu şey gelip çatmışken, nasıl olabilirdi de her şey bir anda bu kadar kötüye gidebilirdi? Kendi kendince bunu çok düşündü. Kafasında çok kurcaladı, ölçtü, tarttı.
o gün patron onu yanına çağırdığında o kadar ön yargılı olmasaydı, kendi kendini doldurmasaydı. Orada emek verdiği bir ortam ve insanlar olduğunu bilerek son işini, yani son imzasını layığıyla atsaydı, belki de bugün bunların hiçbiri yaşanmamış olacaktı. Bir anlık yılgınlık, yorgunluk, bir şeyi hızlıca yapıp bir işten kurtulmayı istemek onu bu acı olaylara sevk etti. Sanırım bu yaşına kadar en büyük hayat dersini bu olaydan çıkarmıştı. Artık hayatının hiçbir evresinde hiçbir şey yarım eksik bırakmayacak, bir çivi çakmak dahi olsa layığıyla yapacaktı. Sevgili dinleyicilerimiz, hayatımıza yön veren kendi karar, hal ve hareketlerimizdir. Bazen kolay görünen şeyler ileride bize çok büyük zorluklar açabilir. O yüzden hangi işte olursak olalım, hangi işi yaparsak yapalım, lütfen o işin hakkını layığıyla verelim. Videomuzu izleyip bize adeta hayat dersi veren bu hikayeyi beğenip değerli yorumlarınızı eklemeyi lütfen unutmayınız.